İster sivil, ister askeri. Tüm pilotların eğitimlerinde simülatör önemli bir yere sahip. Ancak sistemin eğitim standardının gerçekliğe yakın olması kaliteyi de yukarı çekiyor. Uzun yıllardır simülatörlerde görüntü ve kumanda sistemleri konusundaki yurt dışına bağımlılık Havelsan sayesinde ortadan kalkıyor. Türk savunma sanayinin yazılım ve simülasyon evi Havelsan geliştirdiği yerli görüntü ve kumanda sistemlerini İDEF fuarında tanıttı. Uçuş ekiplerine gerçekçi hisler sunan sistemi helikopter simülatöründe uçarak deniyoruz. Sistemin detaylarını ise Havelsan mühendisleri anlatıyor. İDEF 2021'de Havelsan standında yer alan simülatörlerden biri de bu görmüş olduğunuz helikopter simülatörü. Bu simülatörde birçok görüntü sistemi, ki bunların önemli bir kısmı geçmişte yurt dışından alınırken, şimdi Havelsan tarafından üretiliyor. Daha gerçekçi bir eğitim şartlarında pilotlara sunulmaya başlıyor. Bu helikopter simülatöründe de şimdi kısa bir uçuş yapacağız. Evet, helikopteri havada tutmaya çalışıyoruz. Tabii helikopterde çok küçük kumandaların verilmesi lazım uçağa göre. Ancak şöyle bir rudder denilen pedalla biraz istikametimizi düzeltelim ama gerçekten kolay değil. Şöyle biraz gazımızı açıp burnumuzu kaldırıyoruz. Havada tutmaya çalışıyoruz. Görüldüğü gibi bir vadinin arasında şu an nerede uçuyoruz acaba? Avusturya'da Alp dağlarının arasında evet. Herhalde. Ama görüntü gayet güzel ve gerçekçi bir şekilde dağların arasında bir vadi üzerinde uçuşumuza devam etmeye çalışıyoruz. Şöyle süratimiz de bayağı düşük. 18-19 knot'la resmen havada hover yapmaya çalışıyoruz. Şöyle biraz süratimizi bakalım arttırabilecek miyiz? Gerçekten helikopter pilotluğu uçağa göre çok daha zor. Çok ciddi hassas kumandaların verilmesi gerekiyor. Şöyle tekrar bir daha doğru dönelim. Biraz görüntüleri görelim. Aşağıda şehri görüyoruz. Ve gerçekten görüntü kalitesi de oldukça iyi. Bu sistemler biraz önce de belirttiğim gibi yurt dışından alınırken Havelsan'ın kendi ürettiği sistemlerle yerleştirilmiş, millileştirilmiş durumda. Evet, Ototrotul devrede herhalde. Kolektif aşağı doğru inelim. Landing yapmayı deneyebiliriz. Olur, bir iniş deneyelim. Kolektifi verdik aşağı doğru. Bir otorotasyon tarzı bir hareket yapacak. Evet. Hızlı bir şekilde irtifamızı kaybediyoruz. Yaklaşık herhalde 7500 feet'teydik. Evet, 6000'lere doğru hızlı bir çöküş içerisindeyiz. Bakalım indirmeyi becerebilecek miyiz? Evet, tam bir meydanın üzerindeyiz şu an. Şöyle önümüze alalım meydanı. Oo, bayağı kumandalar. Hızlı bir şekilde bakalım. Bence uçak gibi bir pisti tutturmaya çalışayım ben. Biraz gaz açalım. Biraz crash landing oldu ama ama toprağa değdik yani. Çok teşekkürler, sağ olun. Şu anda içinde bulunduğumuz helikopter simülatöründe kolime ekran sistemi kullanılıyor. Kolime ekran sistemleri yan yana iki pilot pozisyonlu kokpitlerde oluşabilecek paralaksing, geometri hatalarını minimize etmek için görüntüyü zahiri olarak daha uzakta oluşturmamıza yarıyor. Bu şekilde derinlik hissiyatı artıyor.
geometrik hataları minimize edilmiş oluyor ve yüksek çözünürlükte çok daha güzel bir görüntü elde edilmiş oluyor. %100 yerli ve milli olarak geliştirilmiş bir sistem, şu anda içinde bulunduğumuz sistem ve bundan sonra da simülatörlerimizin tamamında kendi sistemlerimizi kullanmayı hedefliyoruz, kullanacağız. Biliyorsunuz helikopterlerin ve uçakların kendi içerisinde bir kontrol sistemleri oluyor. Bu kontrol sistemleri pilota belli bir yük ve kuvvet geri bildirimi veriyor. Bu yük ve kontrol geri bildirimini biz yapay olarak elektrik motorlarla beraber üretiyoruz. Bu elektrik motorlarını kullanarak hem simülatörün daha gerçekçi, o gerçek feedbacklerini sağlayabildiği, hem de SAP sistemlerini kullanabildiğimiz trim sistemleri ve otopilot sistemleri olarak bunları matematiksel olarak modelliyoruz. Bu matematiksel modellerin karşılığı olarak da sistem bize bir feedback ve bir kullanım sağlıyor. Bu kullanımda Level D sertifikası dediğimiz yaklaşık olarak %95 oranında benzerlik sağlayan bir kullanım simülasyonu oluşturmuş oluyoruz.